Evet Zeynep, ne yapıyorsun aşkı Tom? Hatay usulü çiğ köfte yapıyoruz efendim. Evet, bize biraz tarif edebilir misin? Tabii Neler ki ekledin, hemen. Neler yaptın? Hemen. Bulgurumuz var, ince bulgur. Ondan sonra limonumuz var. Hatay'da kendim yaptığım salçam var. Bakın renginden de anlayacaksınız, ev yapımı salça. Bir adet domatesimiz var. 4-5 diş sarımsağımız var, rendelenik attık içine. Tamam, bu kadar herhalde. Başka ne bileyim, yaparken aklıma geliyor. Öyle başkaları gibi yemek tarifi falan veremiyorum ben. Evet, sen içinden geldiği gibi davranıyorsun. Isot koyarsak zehir gibi olur. İlk önce bir bekleyelim. Biber salçası zaten zehir gibi. Ama çiğ köfte de dediğin acı olur zaten. Yani bence de acı olur. Evet güzel arkadaşım, ellerine sağlık. Maşallahımız var. Yalnız rengi görüyor musun? Olay. Kıpkırmızı. Olay. Kıpkırmızı. Olay Hatay'ın meşhur Samandağ biberi diyorlar ya. Bu o işte. Hmm. Tabii renginden anlaşılıyor. Bununla millet bunu yiyip zayıflıyor. Ben de vücudumu Samandağ biberine borçluyum. Böylece de duyurulmuş. Maşallah zaten 90-60-90 maşallah. Ay evet, biraz kiloluyum işte, rejim yapıyorum bu aralar, spor falan. Kilolu mu? He, benden dedim ya, ilk defa benden zayıflamışsın abla dedim ya, o lafı bana vurdu. Ay kilo almışım ya, yazık bana. İlk defa ben seni tanırım tanıyalı benden zayıfsın abla. Evet. Helal olsun. Güzel spor yapıyorsun. Bisikletlerle, şunlarla, tabii, bunlarla. Tabii bisikletim var. Adı neydi? Bisikletimin adı Zülfikar. Bisikletin adı Zülfikar. Arabanın adı ne? Akın. Öbür sattığın arabanın adı ne? Jülide'ydi onun adı. Jülide. Bırak çalsın telefonumuz. Evet, Jülide gitti. Bari meşgule at. Telefonun çirkin bir ses. Evet. Limonu evet, böyle attım. Yoğururken limon çıkıyor. Tamam mı? Yapacak evet. Olanlar belki birileri bu videoyu seyreder de acık canım çiğ köfte çekti, ben de yapıverim derse. Evet. Kabuğuyla neyim yemeyim bu, tamam mı anam? Kurban olayım, bak kabuğuyla yemeyim. Bak kabuklar böyle eriyecek içinde. Ondan sonra eridikçe içinden çıkartın. Çekirdek de kaçıyor içine, haberiniz olsun. Çekirdekleri de seçeceksiniz içinden. Ha diyeceksiniz ki böyle yapsak, limonun suyunu koysak daha iyi olmaz mı? Hayır, bunun içine çiğ et gireceği için bir püf nokta size. Evet. Bu limonun kabuğunda bir madde var. Tamam mı? O yüzden kabuğuyla konuluyor. Dikkat etsinler bak bütün videolara. O madde bu eti pişiriyor. Çiğ ette meydana gelecek olan şeyi de hastalığı engelliyor. Biliyorsun çiğ etten brosilla mikrobu kapıyor insanlar. Hmm. Ha, limon onu engelliyor. Yani limonun kabuğunun içindeki madde. Öyle helal diyelim. Olsun vallahi. Bir de acı biber. Acı biber. Limonu yani karabiber şey video çekiliyor, video. Pişirir. Tamam mı? Acı biber de pişirecek onu. Evet. Ama bazıları böyle acı. Ay çiğ köfte de acı olur muymuş? Evet acı olur. Acı olmak zorunda. Çiğ köfte acısız yenir mi ya? Acı olmak zorunda. Of. Anlaştık mı arkadaşlar? Rengi olay gözüküyor yalnız. Evet. Renk olay. Hele o salça zehir gibiydi ya. Nasıl güzel bir şeydi. Şimdi acısı gider bulgurla karışınca. O kadar acı kalmıyor. Daha bunun içine millet isot misot döküyor. Bu arada kendi yaptığım isotum da vardı. Getirir misin görsün? Kendim evet getirsin. Aa. Kızlar neler? Tamam sen sus, çok konuşma. Çabuk isotu getir. Evet, atölye burgol. He. Bak. Kabukları bu kalabalık bir aile olduğumuz için böyle içinden seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. 10 parmağında 20 marifet dedikleri bu. Böyle bir şey ama gene de evde kaldım. Beni yine de evde kaldım. Ne yapalım? Vereceğiz bak, seni isotu. Isotu da kendim yaptım hayatım. Oo, kendin yaptın evet, bunu. Helal yaptım. Olsun sana. Acıcın biberleri var böyle siyah. Siyah acıcın biberinde. Yapılıyor. Dökme, dökme içine. Ölürsünüz. Deyim size. Oo. Acıdan bayılırsınız. Yani en son bir bakarız. Değil mi? Evet. Özelliği o ama hayatım. Bak görüyor musun? Ay bir şey daha söyleyeyim, bu limonun dış kabuğunun içindeki hani acımsı madde var ya. Evet. O ispirto diyorlar ona, buranın köylüleri. Yani teknik adı nedir ben bilmiyorum ama eğer o ispirtosu
giderse limon bozuluyor. Düşün ne kadar koruyucu bir özelliği var. Evet. Abla biliyorsun limon çok şeye faydalı. Gribe her şeye faydalı tabii, limon. Tabii. Böyle şimdi burayı da alalım. Gördüğünüz gibi. Helal olsun vallahi. Helal olsun. Arvadın hafı. Helal olsun abla. Helal olsun abla. Helal olsun. Emekli dul ve yetim. Emekli ettim ablamızı. Bugün yemek yapmıyor. Olağanüstü evet. Bir şey. Helal olsun abla. Helal olsun. Çiğ köfte diye öldük vallahi. Şükürler olsun. Ya. İyi ki bak uzaktaki Hataylı tanıdıklarınız var. İyi ki uzaktan akrabamız, ha, zengin akrabamız var. Bu yoğurma tekniğini de gösterin. Bir kamerayı yana açtır. Bakın yoğurma tekniğini öğretim. Şöyle alıyorsunuz, böyle bir yapıyorsunuz. Bakın böyle. Böyle. Görüyor mu? Kamera görüyor mu? Evet. Bak böyle. Böyle sürteceksin. Limonu hem şey bulguru hem tepsinin tabanına hem de bulguru bulgura sürteceksin pişsin diye. Yani pişsin derken yani şey, çiğ eti bir yandan sürterek de pişiriyorsun da. Gibi. Hayır şu an et yok içinde. Et ha, şu en an son. Yok. Tabii ilk önce bulgur olacak. Hmm. İlk önce bulgurumuz olmadı. Bulgur olmadan et konulmaz. Ete en son. Yani olmaya yakın. Bulgur olacak. Bulgur zaten biliyorsun yapısı itibariyle diri bir şey. İlk önce bulgur olacak. Ablacığım teşekkür ediyorum aşkım. Çok mersi. Tamam o zaman çekiyorum. Sen yeter ki iste bir tanem benim. Ama daha yapıyoruz. Bitmiş halini göstermeyecek misin? Tamam bitmiş halini de diyorum. Ayrı videolar çekelim bir 5 dakikalık normalde daha. Normalde evet. Ben buna tamam mı? Kuru soğan koyuyorum. Ama sevgili aşçımız yeşil soğanı böyle iri iri doğradığı için mecbur içine katacağız. İçinde yoğura yoğura güçülteceğiz onu. İşte o da evet. Gacıyım diyor o zaman. Böyle evet geziyor. Bakın gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Bakın anlatmaya gerek yok. Bakın ne kadar iri iri doğramış. İşte. Sanki kısır yapıyoruz. Maydanozu da iri iri doğramış uzaktaki zengin akrabamız. Normalde bunu en sonda koymamız gerekiyordu ama iri olduğu için baktınız sizin de yamağınız böyle iri iri doğradıysa içine koyup içinde yoğurabilirsiniz. Hmm. Evet. Abla bu laflar sana geliyor. Birini görünce birini unutana komşu. Bana diyor bak bana diyor birini görünce birini unutana kombacım diyor bak bana diyor bana sus. Ama hayatım ben de ona söylemedim ufak ufak doğra diye. O da kısırlık doğramış. Abla ona, neyse, ona da kacılık olmaz. Oturdu. Her elinden her yemek geliyor ama bir koca da ona bulamadık. Kocayı öreyim be. Nasıl diyorum be? Sarılır yatarak hiçbir şey bilmediğim. Yastık yetmiyor canlı. 60 yaşına gelmişik yavrum bu yaştan sonra. Ben 42 yaşındayım ben istiyorum haberiniz olsun. Evet. Evlendir sen evlendirek. Ben evlensem 98 milyar çeyiz parası alıyorum devletten. Aman yok anam evlenme boşver kalsın öyle. Aşkitom öpüyorum seni teşekkür ediyorum bebeğim.